Selamlar, yeni bir gün, yeni bir videodan hepinize merhabalar. İlk defa böyle açılış yapıyorum. Normalde hızlandırılmış bir şekilde saçımı kuruturken falan yapardım ama şimdi duştan çıktım. Trendyol'dan bir kargom geldi. Ne olduğunu hemen size göstereceğim. Çok uygun fiyata aldım. Bahsetmiştim zaten bir önceki videomda, bu altındaki şöyle şu var ya, buna benzer bir şey aldım. İnşallah güzeldir ve inşallah olur. Large bedeni yoktu, medium aldım. İki renk böyle, ikisi de biri acı kahve, biri sütlü kahve gibi gözüküyor. Şimdi bakacağım. Şey yapalım da belki iade edelim. Hiç belli olmaz çünkü. Şu şekilde altındakiyle hemen hemen neredeyse aynı şekilde güzel bir, şu kumaşı da çok ince. Şöyle göstereyim. Ben bunu 29 yani 30 liraya aldım. Deneyeceğim. İnşallah olur. Denedikten sonra zaten size birazdan gösteririm. Ama önce kahvaltı yapmam lazım. Bu biraz kışlık gibi duruyor. Havlu gibi. Bu sıcaklarda giyilir mi? Meçhul. Ama bende bunun, hatırlıyorsanız, krem renklisi vardı. Krem renklinin aynısının acı kahvesi. İnşallah olur. Olursa da çok güzel olur. Medium çünkü. Large almak istemiştim. Large kalmamıştı. Deneyeceğim. Bakalım. Olursa zaten size birazdan gösteririm. Hatta ben giyip geleyim mi hemen 2 dakikada? Tamam, sen dur dur, ben hemen giyip geleyim. Evet, giydim. Şöyle bir göstereyim. Medium doz. Biraz dar oldu ama bence gayet iyi oldu. Biraz paçaları uzun kestirilebilir. Bence gayet iyi oldu. Evlerde giyilir. Ben evde giymek için aldım. Altıma yapışmıştı o gri. Griyle çok rahat ediyordum. Aynısını bulabilsem. Hani aynısının farklı renklerini alırım. Ama bu da güzel. Şimdi öbürünü giyip geliyorum. Bu da bu şekilde. Biraz kalın. Yani bu tam kışlık aslında. Bu şekilde arkaya da döneyim şöyle. Bu da medium. Bu da güzel oldu. Bunun da paçaları bir tık uzun ama giyilir. Yani çok ayakkabı giyince kaldırır. Bunu dışarıda da giyebilirim. Şuralarında şöyle cepleri var. Gayet güzel. Evde de giyilir ama kışın giyilir, yazın giyilmez. Tabii bulursam yine bu şekilde fitilli pantolonlar bulmaya çalışacağım. Bu altındakiler medium, large olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama şu an maalesef large Trendyol'da yoktu. Sadece bunları bulabildim. Olsun, idare eder beni bir müddet. Böyle. Bunları aldım. Birinin fiyatı 39 liraydı, birinin fiyatı 29 liraydı. Yani 30 liraydı. Toplam hepsine 40 artı 30, 60 lira. Yok. 70 lira verdim. Bence gayet iyiydi. Güzel yani. Beğendim ben. İsteyen olursa linklerini atarım. Böyle, şimdi biz kahvaltı yapacağız. Ben çünkü ilacımı içtim, üstünden yarım saat geçti. Hatta ilacımı içtikten sonra dedim ki bir duş alayım. O zamana kadar yarım saat geçer dedim. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra artık ne yapacağız bilmiyorum. Bakacağız. Saçımı kuruturum. Ona göre karar vereceğiz. O zaman ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Evet, biz evden çıktık. Niye evden çıktık biliyor musunuz? Benim canım evde çok sıkıldı. Sinan'a dedim ki şöyle Ikea'ya doğru bir gidelim mi? Yakın bize burada Ikea. O da olur dedi. Kalkalım gidelim dedi. Biz çıktık, Ikea'ya gidiyoruz. Gerçekten bunaldım biraz. Evde durdukça da uyku bastırıyor. Sürekli uyku uyuma isteği geliyor. Ve video çekesim gelmiyor. Hiç değilse bir gidelim, birkaç fikir edinelim bakalım. Neler var neler yok. Bayağıdır Ikea'ya gitmiyorum. Bir gidelim. Ondan sonra orada da görüşürüz zaten. Bencem her zaman gözünü almamışsın aşkım. Almadım. Niye? Kapalı yere gidiyoruz. Orası açık ama biliyorsun. Sinancığımın konsepti bugün böyle. Ben de şöyle, beni biliyorsunuz, şu yeşil yeşil ifil ifil giydiğim tişörtüm, yani tişörtüm ve şeyim vardı, onu giydim. Hava sıcak ya. Bakacağım Ikea'da neler var. Biraz fikir edinmek istiyoruz çünkü evet erken biraz. Gene bunun için linç yiyebilirim ama bizim bayramdan sonra evimizdeki yerlerimiz falan yapılacak inşallah. Hani hiç değilse fikir edinelim. Ona göre işte ne renk olsun,
odanın rengini de ona göre ayarlamayı düşünüyoruz. Bakacağız artık. Hangi renk olsun kocam? Ne? Çocuğumuzun odası. Bilmem. Yani kız mı olacak, erkek mi olacak? Onu bir şey yaptıktan sonra bakarız. Bence direkt beyaz olsa ve böyle koyacağımız abajurlar falan renkli olsa nasıl olur? Olabilir. Ben ama odası derken yer zemininden bahsettim. Bilmiyorum, şu anda kafamda bir şey oturtamıyorum. Oraya gittiğim zaman bakarız. Evet. Biz dolabını özel yaptırmayı düşünüyoruz. Komodini de özel yaptıracağız. O yüzden de biraz model bakmaya gidiyoruz. Hayırlısı her şeyin. Neyse gidelim, orada görüşürüz. Bekliyoruz. Niye biliyor musunuz? Hande Bayrampaşa'dan bir yastık kılıfı beğenmişti. Bulamamıştı. Yoktu. Buradaki Kartal Ikea'da vardı. Ben şimdi onu aradım aklıma gelmişken. Dedim burada yastık kılıfı var. Ama hangisini istiyorsun hatırlamıyorum. Hani bana at. Ben de sana buradayken alayım dedim. Şimdi Hande'yi bekliyoruz. Burada o yastık kılıfı hangisi ise onu alacağız. Hande'den haber gelsin. Ondan sonra devam edeceğiz artık. Ya sen niye bu kadar hemen sıkılıyorsunuz AVM'ye gidince? Sevmiyorum çünkü. Ama sen çocuğun bak, için kendime, bakıyorsun şu an. Bak kendime bile bir şey almaya girdiğim zaman örnek veriyorum, tişört alacaksın değil mi? Sinan bak, gibi olanlar var mı? Bir gün tişört almaya gittim. Şimdi gideceğiz. Bak büyük alışveriş yapmaya gittim kendime. Hı-hı. Hani ortalama 1500-2000 lira falan para ayırdım. Hı-hı. Kendim alışveriş yapmaya gittim. Hı-hı. Ve alışverişimin süresini söyleyeyim mi? Toplam söyle. Süresini. Söyle. 20 dakika. Yok artık. Ve 2000 liralık alışveriş yaptım ben 20 dakika içerisinde. Ha, peki o zaman şimdi sana 15 tane tişört, tamam, 5 tane pantolon aldım. Sordum. Tamam. Şimdi şort bakmaya gidiyoruz. İnşallah. Hadi bakalım. Ben buradan kendim atsam. Hayır. Şuraya takılsam. Hayır. Bol. Sinan bu arada acıktığını söylüyor. O yüzden çıktık yani. Ama biz beğendik, ne alacağımıza karar verdik yani. Eve gince anlatırım zaten. Az bir şey karnını doyurduk. Ikea'nın sosislisini aldı, hot dog'ını. Hot dog. Bir de bana şey almıştı, şu paketin içinde neydi adı? Donut. Ama ben hiç beğenmedim. Hayatımda hiç yememiştim. Şimdi yedim ama hiç beğenmedim, Sinan'a verdim. Onu da yedi. Şu an biraz iyi misin? Hı? Tamam. Hadi o zaman gidelim. Şapır şapır. Kanatlandık. Bir şey söyleyeyim mi? Bunun patronu aldı bu dişi, sen kafayı yer çocuk. Deniz Hanım, Deniz Hanım. Ne yapıyorsunuz Deniz Hanım? Basayım mı? Basmam. Basayım mı? Bas. Çıktı mı onunla? Ya bas. Çıktı mı onunla? Ne bileyim ben. Bas. Basayım. Yaramazlık yapan çocuklar gibi. Deniz Hanım, Deniz Neyse, Hanım. Hadi gidelim artık buradan. Ay şunun rengi çok güzelmiş. Biz her alışverişe böyle yerlere geldiğimiz zaman aynı şeyleri yaşıyoruz. Hadi gidiyoruz. Baksın, sana sokayım mı seni? Efendim? Hadi gel.
Nerede? Nasıl? Watsons. Tamam, kapatır mısın? İnsanları rahatsız ediyorsun. Şu anda kimse yok. Var. Hadi kapat artık. Eve gideceğiz şimdi. Görüşürüz evde. Yo, bana ne? Kapat. Eve gidene kadar kapatmıyor. Peki. Rezil olur. Bu arada Sinan'a bir şey bulamadık. Beğenmedi paşam. Tamam, seni MediaMarkt'a sokayım mı? Hadi hadi, seversin sen MediaMarkt'ı. Ha? Ne dersin? Ne dersin? Gidelim mi? Can evimden vurdun ama hayır diyemeyeceğim şeyi söyledin direkt. Hadi gidelim. MediaMarkt'a. Gidelim. Hadi gidiyoruz biz. Evet, çıktık. Eve gidiyoruz. Efendim? Çıktık, eve gidiyoruz. Evet. Ne yemek yapayım eve gidince? Mantı. Mantı mı istiyorsun? Evet. Peki. Galiba. Biz çıktık, tamam, eve gidiyoruz. Sinan mantı istiyor. Bol sarımsaklı mantı yemek istiyor. Eve geçince mantı yapacağım. Ama önce bakkaldan mantı almam lazım. Yoğurdum var, sarımsağım da var. Evde görüşürüz artık. Biz şimdi eve geldik ama kapımızda şöyle bir Kartal Belediyesi'nin asmış olduğu bir paket gördük. Şaşırdık. İçinde bir zarf ve bir sürü kağıt ve sanırım maske var. Şöyle bir maske bırakmışlar. İçinde kaç tane var? Herhalde bir 5 tane var sanırım. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ay. Yaptıkları şeyler, bizim burada komşu iletişim saha çözüm merkezi var. Onun kağıdı. Şiddetsiz bir kartal için çalışıyoruz broşürleri. İşte koronavirüsüne 14 kural. Ellerimizi nasıl yıkamalıyız? Bu arada Kartal Belediye Başkanımız gayet güzel çalışıyor. Kartal canlanıyor falan diyor. Yani bir sürü bir şeyler var. Yakacak spor tesisleri falan. Yani neler varmış? İşte ben de buradan bilgilenirim. Bir de şöyle bir zarf var. Ama zarfın içinde ne olduğuna dair hiçbir bilgim yok. Çünkü kapalı. Bu arada mantı suyu da koydum. Burası da çok dağınık. Şimdi onu da toparlayacağım. Yani mektup yazmış değerli komşum diye. İşte Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel Bey. Teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık diyelim. Bu kadar. Bunu yollamışlar. Şok oldum ben kapıda böyle bir şey görünce ki bize daha önce Kartal Belediyesi'nden kutu koli de gelmişti değil mi? Şeyine ilk pandeminin başında işte içinde 3 tane salça, bir sürü şey. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Yani durumu olan olmayan herkese koli vermişti Kartal Belediyesi. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben buraları toparlayacağım. Sinan'ın da işi var. O yüzden çok fazla Sinan çekim yapamayacak. Mantımın da suyu kaynamasını bekliyorum. Ondan sonra yemek yerken buradayım. Şu şekilde Sinan'ın mantısı. Benim de şöyle tadımlık mantım. Yani aradaki farka bakarsak biraz fazlaca. Evet, şimdi biz bu mantıları yiyelim. Sonra zaten buraları toplamıştım. Şuraları bir daha toplarım. Bize afiyet olsun. Şükürler olsun. Yemeğimizi yedik. Karnımız doydu. Doydun değil mi aşkım? Doydum. Çünkü ben kendime az koydum. Fazla kaçırmayayım diye. Sinan'a biraz fazla, benim hakkıma onu da fazlasını verdim. Yani bir tencere yapmıştım. Yarım kilo almıştık mantıyı. Yarım kilonun iki yemek kasesi tencerede pişirdim. Bir kaselik daha kaldı hatta. Ama o iki kaseliğin ben çeyreğini yedim. Neyse, şükürler olsun karnımız doydu. Şimdi ben dolap hakkında konuşacaktım. Dolaba niye erkenden baktığımızı sorarsanız biz daha doğrusu özel yaptıracağız dolabı. Yani tanıdığımıza yaptıracağımız için model beğenmeye kararı aldık. O yüzden modelimizi beğendik ki kafamızda hazır bir şey olsun. Belki bir daha gidemeyiz. Ne olur ne olmaz. Yasaklar çıkar, bir şey olur. O yüzden erkenden modeli kafamızda tasarladık. Yine de zaten internetten de gösteririz kendisine. Erkenden böyle telefonumda dursun istedim. Birkaç bir şey baktık falan. İşte komodinine karar verdik. Nasıl bir şey olsun? Ya zaten kararları vermiştik az evet, çok. Evet, kafamızda oturmuştu da. Sadece hani görsel olarak nasıl olduğunu görmeye evet, gittik diyebiliriz. Aynen öyle. Hani hangisi daha sağlıklı olur? İşte
yapı olarak nasıl olursa daha iyi olur. İşte mesela çekmeceli olup üstüne çıkabilir mi? Hep bunları düşünerek düşünerek bir ortak fikre vardık. Beğendiklerimiz de gerçekten çok, yani benim beğendiğimi Sinan da gerçekten çok beğendi. Sonuç olarak ben bu fikri ya da bir şeylerin kararını kendim vermeyeceğim. Çünkü bu bana alınan veya da Sinan'a alınan bir şey değil. Bu babası olarak ve annesi olarak benim, buna demek çok garip ama, ortak kararımız olmasını tercih ediyorum. Yani sonuç olarak Sinan'ın da fikri benim için çok çok önemli. Mesela o bana atıyorum şu bardak ince belli olsun, işte bu ben kalın belli olsun, na aynı şey değil kısacası. Tamam, evimize bir eve şey alıyor. Eve alınan herhangi bir şey değil. Evet. Yani bu meyvemizin. Evet. En iyisini yapmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz oda yapmayacağız. Onu da hemen şimdiden söyleyeyim. Sadece anne yanı beşik, dolabı ve konsolunu alacağız. Ya aslında şöyle diyebiliriz onu. Odası hazırlanacak, hı hı, ama yatağı, işte yatağı olmayacak. Veya oyun masası olmayacak falan. Bunlar için çok erken çünkü. Anne yanı alacağız ve anne yanı dolabı, işte konsolu olacak. Geri kalan halısını malısını tabii ki de perdesini alacağız. Birkaç tane işte o Fish Finger mı ne, o markanın oyuncakları, işte motor gelişimi için oynayabileceği oyuncaklar alınacak. Ama böyle hani 6 aydan sonra yatabileceği yatağını hemen almayacağız. O yüzden boşa da masrafa girmek istemiyoruz. Hani bebek arabası falan bunlar alınacak da. Ana kucağı işte falan. Ama yatak almayı şu anlık düşünmüyoruz. O öne asılan da ana kucağı değil mi? Ya öyle, öyle diye bir kanguru aslında o. Kanguru alacağız mı? Evet, Sinan kanguru çok istiyor. Kanguru hani şu buralara asılıyor, çocuk buraya koyuluyor, bacakları buradan çıkıyor ya. Ona böyle sarılarak gezmek istiyorum dedi. Kırmayacağım Sinan'ı, tabii ki de ondan alacağım Sinan'ı. Böyle sallayacak bacakları, bilmiyorum. Bacakları böyle sallayacak diyor. Ondan Sinan'a istediği için ebebekte görmüştü. Çok hoşuna gitti. Çok yok, da benim çok önceden de vardı zaten. Uğur'un da vardı ondan bir tane. Uğur'u koyuyorduk böyle. Uğur'u koyuyordu yengem, öyle dolaşıyorlardı. Burana yatıyor değil mi? Çok güzel oluyor. Şimdi iki türlü koyabiliyorsun ya bir de orada. Bir önünü bir erkeği. Uğur genelde yengeme dönüktü. Yani kucağında tutuyormuş çasına, hı hı, bir şeydi. Devamlı buraya doğru yatıyordu. Kıskandın mı? O zaman çok kıskanmıştım. O zaman zaten Uğur, yani Uğur'la benim, yani belki Uğur'un görüşü farklıdır da, ben Uğur'la kavgalarımın %99'unun sebebi kıskançlıktır. Evet. Niye işte Uğur'a alındı, niye bana alınmadı? İşte niye Uğur'um var, benim yok? İşte bu şöyle bir şey oluyor. Sinan'ı biraz yengesiyle amcası büyütmüş. Biraz değil, hatta bayağı. Çünkü bazı sebepler var. Bunu ben anlatmayacağım. Ya anne babanın yanında çok fazla büyümemiş. Çünkü ikisi de çalışan insanlar. Tamam, amcası yengesi de çalışıyordu ama Sinan'a daha düşkünlerdi. Uğur olunca Sinan'da bir kıskançlık olmuş. Hani onun yerine beni aldı, yani benim yerime onu aldılar gibisinden bir kıskançlık oluyor. Uğur'a ne alındıysa Sinan çok fazla kıskanmış. Ya kısacası Sinan fazla çocukluğunu yaşayamamış diyebiliriz aslında. İçinde ukde kalan şeyler var. Ben onu kendi evladında dilediği gibi yapmasını tercih ediyorum. Hani yapsın ne istiyorsa, yani atıyorum kız da olsa erkek de olsa beraber halı saha maçı yapmak istiyorlarsa kalkıp gidebilirler. Asla engel olmam. Ya yani kızı erkeği fark etmez. Bence herkes her şeyi bilmeli. Babası olarak zaten o en iyisini bileceğini düşünüyorum. Kendini biraz daha geliştirecek, bir koruma içgüdüsü olacak. Tamam, ne istiyorsa belki alamayacak o anda. Hani alamayacak derken hemen şımarmasın, her istediği hemen olmasın diye hemen her şeyi almayacak. Öyle diyorum da dayanamamalı. Böyle diyor da kıyamayacak. Ya bak şöyle söyleyeyim mi? Bizim çocuğumuzda senin çocukluğun olacak. Evet. Bak emin ol. Hani sen yapacaksın. Ben onu... Ben de yapamam ki. Ben anneme benzemiyorum çünkü okulda. Yok, belki bir nebze şey yapacaksın. Ben ha, mesela şöyle dediğin gibi, evet. Mesela atıyorum bu bardaktan evde var. Bunun kulaklısı çıkmış. Yani var evde sonuçta, onunla oynasın. Ama derim. Ben de büyük ihtimalle
hani baban açık açık yapıyormuş, ben onu gizliden alır evde çaktırmadan veririm. Benim de çocukluğum öyle. Mesela babam, ben babama babacığım bunu alalım mı dediğimde babam bana kıyamazdı. Annem Ali falan yapardı böyle ama babam gene inatla alırdı. Herhalde Sinan'da da o var zaten ki bana da yapıyor. Hani ben diyorum başka bir tişörtü alsak mı diyorum. O da diyor ki bu ay olmaz, bir dahaki ay alalım diyor. Mesela o an durumumuz çok fazla iyi olmuyor. Sonra arkamı bir dönüyorum, Sinan gitmiş onu almış, kasadan geçirtmiş. Hani bana da yapıyor, kıyımsızlığı bende de var. Çocuğunda da olsa nasıl olur bilmiyorum ya, artık zamanla göreceğiz yani. Kısacası biz IKEA'ya bunun için gittik. Bu arada ben Sinan'a gene şort aldıramadım. Almadı. Ama bir tane çok beğendiğim vardı. Onu ben ona alacağım. Zaten Ağustos'ta da Sinan'ın doğum günü. İnşallah elimden geldiğince güzel bir şey hazırlayacağım ona. Kararsız kaldım. Bu arada ayın 28'inde benim doktor randevum var biliyorsunuz. İnşallah tiroidlerimdeki o değer düşmüştür. 26'sında kan vermeye gideceğiz. 28'inde de Allah izin verirse saat 4.30'da hastaneye gidip orada sonuçlarıma bakacağız. Doktor ona göre ilacın değerini düşürecek veya da arttıracak, bilmiyorum. Her şeyin hayırlısı olsun. Bugünümüz böyle geçti. Vallahi birazdan yüzümü yıkayacağım. Başka bugün ne yapacağım? Aslında başka da bir şey yapmayacağım işin açıkçasını söylemek gerekirse yani. Hava da böyle bir serin, bir sıcak gibi. Kararsız kaldım. Ya şimdi bir de sıcaklar. Bu arada biz bana sürekli kaç haftalık olduğumu soruyorsunuz. Bugün tam 8 hafta bir günlüğüz. 3. ayımızın içine yavaş yavaş giriyoruz Allah'ın izniyle. Güzel bir duygu ama şu ana kadar şükürler olsun ki Rabbime. Bir yan et, yani mide bulantısı, işte ne bileyim idrara çıkma, baş dönmesi, bunların hiçbirini hala daha yaşamadım. Çok rahat hamilelik geçiriyorum. Tek sadece salatalığı çok fazla kaçırdığımda, bildiğimiz salatalığı fazla kaçırdığımda hafif bir mide yanması oluyor. Bunun da normal olduğunu düşünüyorum ama beni çok rahatsız edecek derecede mide yanması olmuyor. Onu da ben su içerek bir şekilde bastırıyorum. Hemen gidip de doktoruma söyleyip Gaviscon almayı tercih etmiyorum. Zaten hiç de sevmem. Tercihim de değil. Biraz midem bulandırıyor Gaviscon benim. Bunun da bilgisini vereyim. Şu an tam tamına 8 haftalığız. 7 Ağustos'ta da artık ellerini kollarının hareketini göreceğiz. Tok gitmem gerekiyor. Her şeyin hayırlısı. Bakalım neler olacak, bizi neler bekliyor. Bu arada kurutma makinesi baktık. Dün Eren'le de görüştüm. Allah razı olsun, çok yardımcı oldum. Ben Arçelik'ten almaya karar verdim kurutma makinesini. İki model söyledi bana. O iki model arasında gidip geliyorum. Artık hangisi iyi olursa bizim için onu, siparişini Allah nasip ederse yarın vereceğiz. Ne zaman gelir bilmiyorum. Yani ama şimdilik küçük odaya kuracağız. Niye küçük odaya kuracağız dersek, benim biliyorsunuz ki banyomda çamaşır makinesinin üstünde dolap var. O dolabı Hasan geldiğinde arka tarafa, yani kapının olduğu tarafa almayı düşünüyoruz. Alırsak onu, oraya onu koyacağız bir şekilde. Böyle yani. O yüzden yarın Allah nasip ederse kurutma makinesinde sipariş veriyoruz. Sonrası yok. Şu anlık bilgiler bu kadar, bundan ibaret. Geldiği zaman zaten onları da elbet gösteririm. Bu arada biz kurutma makinesini Cide'den, yani bizim memlekette tanıdığımız var, ondan aldık. Yani daha sonra annem aldı, öyle söyleyebilirim. Oradaki tanıdığımızdan aldı. En kısa sürede bize model bakıp işte seçin demişti. Biz iki model arasında Eren söyleyince kararsız kaldık ama ona göre bakacağız artık bir şekilde. Daha hala karar veremedik. Böyle yani. Neyse, şimdilik bu kadar. Ben birazdan biraz dinleneyim çünkü belim ağrımaya başladı. Ondan sonra makyajımı çıkarırım. Ondan sonra dinlenirim. Sonra belki çamaşır atabilirim. O zaman ilerleyen saatlerde görüşürüz. Saatler 11.30'a geliyor. Ben canlı yayın yaptım Instagram'da. Ve saat 8.30'da açtım. Saat 11.30 oldu. Bayağı zaman olmuş ve ben hiçbir şey yapmadım. Tebrikler. Çık 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 çık. Şarjım %3.
hemen kapanabilir. Kusura bakmayın. Bu videoluk da bu kadar olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma da hala daha abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim çanını lütfen açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Instagram'dan da beni takip ederseniz canlı yayınları kaçırmazsınız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.